Rezzak, her gün söylüyoruz, Esma-i Hüsna'dandır. Rızkı veren demek. Rızkı veren senin sayin değil, senin aklın değil, senin kuvvet ve kudretin sermayen de değildir. Rızkı veren Allah'tır. O zekayı veren Allah'tır. Sana o kuvveti veren yine Allah'tır. O sermayeyi veren de yine Allah'tır. Seni o işlere sevk eden yine Allah'tır. Onları sen kendinden bildiğin gün çok büyük hataya düşmüş olursun. Binaenaleyh, ehli ahiret bilir ki Rezzak Allah'tır. Esbabını halk edecek, benim rızkımı bana gönderecektir. Sebebine teşebbüs eder, oradan rızkını bekler. Allah Teala ne takdir ettiyse onu da ona verir. Bizim Cüneyt dediklerimiz Evliya Allah'tan bir zat var ya, ismi meşhur, herkes tarafından anılır. 200 Abdülkadir'den filan evvel, 250 senesinin insanlarından. Bu zat şey satarmış, inci boncuk. Fakat sabahleyin dükkanına gider, bir rivayette 400 rükat, bir rivayette de 600 rükat namaz kılmadan dükkanın perdesini açmazmış. Perdeyi çekiyor, içeride Allahu Ekber diye namazı duruyor. 400 rükat namaz, herhalde 5-6 saatte kılınmaz. Bu kadar zaman, yani öğleye yakın zamana kadar, erken başlar, öğleye yakın zamana kadar namazla meşgul olur, sonra dükkanını açıyor. Az bir zamanda Allah-u Teala ne rızık gönderecekse ona gönderiveriyor. Senin rızkın kaçmaz, mutlaka seni bulacaktır o. Sen dükkanında olmadığından dolayı adam geldi de beni bulamadı da gitti, vah vah şuradaki paraları kaçırdım, üzülme buna. O rızık seninse dönüp dolaşacak, yine mutlaka gelip senden onu alacaktır o adam. Buna inanmak lazım. Onun için geçenlerde Pakistanlılar gelmişlerdi buraya. Bize dediler ki, sizin memleketlerinizde görülmesi lazım olan yerlerden de birkaç yer bize göstermez misiniz? Demişler. Arkadaşlar da tutmuşlar, işte şu fabrikaya, bu fabrikaya götürmüşler. Bak, Hindistanlı'nı diyor, Pakistanlı Müslüman. Yahu bu demir parçaları bizim memlekette de var diyor. Biz sizden bu demir parçalarını görmeye gelmedik. Biz sizden görülecek yerleri istedik, cami, mescit, muhterem kimseler. Bunları istedik, siz de getirdiniz, demir parçalarını gösteriyorsunuz. Ne olacak bunlardan? Demişler ki şimdi bunlara, bunlar malum ya geliyorlar, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay, hatta bir sene geçen gelenler 11 aydır seyahatteyiz dediler ya burada hani vaaz-ı nasihat ettiler. 11 aydır seyahatteyiz. Demişler ki ya siz bu kadar zaman böyle geziyorsunuz da bu çoluk çocuğunuzun nafakası ne oluyor sizin? Bak ne cevap veriyor. Allah Allah demiş. Biz sizi Müslüman zannediyorduk ama demiş. Bak şu sorduğunuz sorguya bak demiş. Rezzak biz miyiz yahu demiş. Rezzak biz miyiz? Onun için bizim büyüklerden birisi hacca gidecek olmuş da. Hacca giderken hanımını evde yalnız bırakmış. Konu komşu demişler ki, ya senin efendi hacca gidiyormuş ama bir şey bıraktı mı sana? Evde işte 6 ayda falan gelecek o zaman hacı. Bir şeyler bıraktı mı sana yiyecekler falan? Hanımefendiler demiş, benim kocam rızık yiyicidir demiş. Rızık verici değil, rızık Allah'dır demiş. Kadına mı bak, aklına bak, ne güzel söz söylüyor adama. Ha, böyle düşünmek lazım, biz Müslümanların akidesinde böyle. Rızık Allah, bitti. Aziz kardeş, bugünkü alemlerin içerisinde hep görüyoruz ki yerin altında çeşitli mahluklar yaşıyor bugün. Yerin altında. Üstünde başka, altında başka. Bunun suyu nereden gelir, havası nereden gelir, yiyeceği nereden gelir? O kurdu görürsün ağacın içerisine girmiş. Ne hava alacağı yer var, nefes alacağı yer var. Fakat orada büyür de büyür o hayvan. Enva çeşidi var. Bugün artık Allah'ın rezzak olduğuna inanmamak mümkün değil.